We will start the Human Week Summit with a very exciting conversation. I have two valuable guests. On one hand, we have Mr. Murat Ülker here. On the other hand of the line is Perttu Korhonen from Finland. Çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Hemen sorularımızla sohbetimize başlayalım. Peki Sayın Ülker, işe alım süreçlerinizde ne gibi becerilere önem verirsiniz ve 3 önem verdiğiniz, görmek istediğiniz yetenek beceri nedir? Her şeyden önce niyetiniz olsun ve kendinizi buna adayın. Yani seviyorsanız yapın, sevmiyorsanız sizin için bir anlam ifade etmeyecektir. İşini sevmeyerek yapan biriyle bir ekip kurmak, bir takım kurmak da size fayda getirmeyecektir. İkinci unsur da şöyle, potansiyel teorik olmasın. Yani o potansiyeli gerçekten görün. Belli bir seviyeye gelebilecek kişiler vardır elbette. Ama nihayetinde biz küçükleri, gençleri değil, yetişkin insanları işe alıyoruz. Dolayısıyla potansiyelinin de farkında olması gerekir o kişinin. Üçüncü olarak da elbette sabırlı olmak önemli ama buna ek olarak çalışkan bir ruha sahip olması gerektiğini düşünüyorum kişinin. Tabii şimdi koşullarımızdan dolayı daha esnek saatlerde çalışıyoruz. Bazen evden çalışıyoruz, bazen internet ortamında çalışıyoruz. Evet, ama her zaman için gözlemlediğim bir şey var. Çok sıkı çalışmanız gerekiyor. Evet, online ortamda bir gün içerisinde pek çok toplantı gerçekleştirebilirsiniz. Çok da rahat çalışıyor gibi gözükebilirsiniz ama nihayetinde bu sizi de çok yorar. Ofiste olsanız mesai sonunuz geldiğinde eve dönebilirsiniz. Ama şimdi online imkanlar ve esnek çalışma imkanları sebebiyle çok yoğun çalışmak da gerekiyor. Ve her zaman fiziksel anlamda çalışmasak bile yorulmak çok kolay. Kesinlikle çok güzel şeylere değindiniz. Acaba hangi yeteneklerle çalışmak istersiniz? Tabii herkes yeteneği arıyordur ama şirketler bazında düşünecek olursak bu yetenek ve becerilerin yaratılmasındaki önemli unsurlar neler oluyor? Tabii haklısınız, herkes yetenekli, becerili kişilerle çalışmak ister ama bizim tam da bu konuyla ilgili olarak bir kuruluşumuz var, Analitik Yıldız Akademisi. Biz burada analitik düşünmeye odaklanıyoruz. Şimdi veri analizi, büyük veri vesaire bunlar önem kazanırken bunları anlayacak araçlar da var. Ama insanların bu araçları anlaması, idrak etmesi ve nasıl doğru kullanacağını bilmesi gerekiyor. Aksi takdirde bir iletişim eksikliği oluyor. Zaten yeni işe alınan çalışanlarda da o bilincin var olması gerekiyor, iletişimin kopmaması için. Bir de mevcut çalışanlardan deneyimi mutlaka almalısınız. Şöyle örnek vereyim. Mesela bizim şirketimiz 75 yaşında bir şirket. Ama deneyimi düşünecek olursak, tarihimize, geçmişimize dönüp bakacak olursak bu yüzyıllar öncesine dayanıyor. Yani satın almalar, birleşmeler vesaire bunlarla birlikte değerlendirdiğimiz zaman şirketimiz 350 yaşında. Yani ben 351 yaşındayım mesela. Ve herkes deneyim kazanabilir. Bu kolay. Mesela benden bir şeyler öğrenirler ve sonra kendileri de 352 yaşında olur ve böyle böyle devam eder. Yani sizinle çalışan kişiler çok şanslı. Ama umarım bu kadar yaşlı hissetmiyorlardır. Tabii söylediğiniz gibi teknoloji ve insan dengesi çok önemli. Aynı zamanda büyük veriyi anlayabilmek, bunu işleyebilmek önemli. Bir o kadar da deneyimin önemi büyük. Peki Perttu, Finlandiya'da büyüdün. Eğitim hayatı imrenilir Finlandiya'da ama eğitim öğretim nasıl acaba? Okullarda mı, ailede mi, genetiğinde bir faktörü var mı? Bu bahsettiğin becerileri nasıl elde edebiliriz? Nasıl kavuşabiliriz bu becerilere ve yeteneklere? Bence öğrenme her yerde yaşanır. Yani eğitim öğrenmenin önüne geçmesin. Bu bence çok önemli. Evde de bir şeyler öğreniyoruz, okulda da bir şeyler öğreniyoruz. Ama tabii öğrenilecek o kadar çok şey var ki okul bunların hepsini size veremez. Farklı detaylar da var burada, eğer niyetimiz öğrenmekse. Buradaki sıkıntılardan bir kısmı da şöyle. Aslında ölçümlemesi o kadar kolay olmayabiliyor. Mesela okula gittiğiniz zaman sınav olursunuz, buradan puan alırsınız ve buna göre değerlendirilirsiniz. Standart testlerden, sınavlardan bahsediyorum. Ama daha soyut becerileri düşünelim. Meraklı olmak, hikaye anlatabilmek, bir şeye tutkuyla bağlı olabilmek. Bunları nasıl sınava tabi tutacaksınız ki? Ya da nasıl değerlendireceksiniz? İşte senin meraklılığın B seviyede ya da karakterin C seviyesinde, bu işe yaramaz, uygulanabilir değil. Dolayısıyla okuldan öğreneceğimiz şey belki de şu olmalı. Okul bize ölçümleyebilecek ya da değerlendirilebilecek
bilgiler veriyor. Ama kimi bilgiler de böyle yollardan öğrenilmiyor. Şimdi günümüz koşullarına baktığımız zaman dikkatli yaklaşmamız lazım becerilere. Mesela diyelim ki bir kişi spor çok seviyor ve takım oyunları ile ilgileniyor. Bu çok güzel. Peki bunu nasıl teste tabi tutacaksınız ve başarısını nasıl sınavla ölçeceksiniz? Anlatabiliyor muyum? Ya da diyelim ki bir kişi mülakata geliyor ve diyor ki ben araştırmayı çok severim, çok meraklıyımdır, öğrenmeyi severim. Bakın bunlar çok güzel detaylar. Herkeste de bulunmaz. Peki bu kişi bahsettiği merakını ve öğrenme arzusunu hangi testle size kanıtlayacak? Dolayısıyla bir kişinin bahsettiği yetenek ve becerilerini ölçmek istiyorsanız bunun farklı yollarını bulmamız gerekiyor. Ve şunu da unutmayalım. Öğrenmek her yerde gerçekleşebilir ve bunun farkında olmamız gerekiyor. Teşekkürler. Finlandiya'nın eğitim düzeyi ve eğitim şekli hepimizi imrendiriyor ama eğitimin öğrenmenin önüne geçmemesi gerektiğini söyledim. Bu da çok önemliydi. Peki Sayın Ülker, sizin yüzlerce senelik deneyiminiz var ama bu deneyimi nasıl elde ettiniz acaba? Ben genellikle gençler ve kıdemliler karmasından bir şeyler öğrenebildiğimi düşünüyorum. Kimileri de vardır ki ben her şeyde doğruyum der. Peki bunu pratiğe döktüğümüz zaman acaba böyle mi? Ben genellikle durumu takip ederim, öğrenmem gereken şeyleri öğrenirim, pratiğe dökerim ve nihayetinde bu benim deneyimim haline gelir. Söylediğim gibi bu her iki tarafı da bir araya getirmeye dayanıyor. Yani felsefe olarak da böyle düşünürüm ben. Mutlu et ve mutlu ol. İnsanlara saygı duyacaksınız, onlardan bir şeyler öğreneceksiniz, mutlu edeceksiniz, mutlu olacaksınız. Evet, tek yolu bu çünkü bunu. Peki, bize biraz daha Yıldız Holding'de neler yaptığınızı açıklar mısınız? Aslında artık çok fazla bir şey yapmıyorum. Evet, bildiğiniz üzere yeni yetkinlikler ve beceriler arıyoruz. Aynı zamanda yeni işler de ortaya çıkarıyoruz. Öncesinde olmayan işlerden bahsediyorum. Örneğin dijital dönüştürücüler, dijital şampiyonlar, üniversite öğrencileriyle beraber bize projeler hazırlamalarını istiyoruz. Yani her seviyede herkes ile irtibat ve iletişim halinde olmaya çalışıyoruz. Mesela benim bile kendim için sosyal medya ile ilgili temel performans göstergelerim var. Çünkü ben de en nihayetinde işte belli sayıda kişiye ulaşmazsam o zaman tweet atmamam gerekir sosyal medya kullanıcısı olarak. O yüzden dünyamızı değiştirdik. Ve bu işimizin gerekliliklerini de değiştirdik ve bu da bize çok fayda sağladı. Örneğin Türkiye'den bir örnek vereyim. Bizim geleneksel mağazalarımızın büyük bir çoğu artık dijital olarak sipariş veriyorlar. Bu büyük bir değişim, büyük bir tasarruf sağladı. Çünkü verimlilik, etkinlik asla sonu gelmeyen bir oyun gibidir. Dolayısıyla her gün daha verimli, daha rekabetçi ve daha etkin olmayı sağlamamız gerekir. Bunun bir sonu var. Örneğin penetrasyon bakımından %98 oranında penetrasyona ulaştıysanız her yerde bulunuyorsunuz demektir. O zaman ne yapmanız gerekir? %2 daha ekleyelim diyemezsiniz. Onun yerine bu oyunun adını değiştirelim deriz. Artık aradığımız, istediğimiz şey penetrasyon olmaz. Mağazada nerede bulunduğumuz olur. O yüzden mesela en az şu şekilde, bu şekilde bir merchandising yapmamız gerekir, iki rafta bulunmamız gerekir gibi şeyler söyleriz. Oyunlar yaparız. Örneğin merchandising fotoğrafınızı gönderin deriz. Sonrasında bunu kendi alanımıza sergileriz. Bunun en iyisini yapmaya çalışırız. Ya da bu fotoğrafları onların arasında paylaşırız. Bunu sonrasında küresel olarak yapabiliriz. Veya kendileri en iyi merchandiser'ın kim olduğuna karar verebilir. Tabii ki satış rakamları da burada destekleyici bir veri olacaktır. Yani bunun gibi şeyler yapıyoruz. Evet, benim bildiğim kadarıyla sizin bir diğer felsefeniz de rekabette ilk olmak. Mutlu ol, mutlu et demiştiniz ama zannediyorum rakiplerinizi pek mutlu etmiyorsunuz. Rakiplerimizin de çok mutlu olduklarına eminim. Çünkü eğer ben birinci olursam onlar da ikinci olma şansına sahip olurlar ki bu da gayet cazip bence.